Hanımlar beyler ben Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz'a hoş geldiniz. Deliriyor muyuz? Bursa'da bir dinleyicim Oğuzhan Özkaner. Aynı zamanda hem seksolog hem de İkinci kitabı galiba yanlış hatırlamıyorsam yanlış da hatırlıyor olabilirim. İkinci kitabını bana hediye etti. Niye biri etmedi onu da bir düşünüyorum. Bir disso müsaade ederseniz önce bir ezber <laughs> lazım. Bir disosiyatifin intiharı. Disosiyatif bir psikolojik rahatsızlık, çoklu kişilik bozukluğuyla alakalı bir durum. Araştırın. Anlatmamı bekliyorsunuz, yanılıyorsunuz. Yazın Google'a disosiyatif diye kişilik bozukluğu olduğu, çok kişilik bozukluğu olduğu ortaya çıkıyor. Kitabını da bana sahne, Bursa'ya sahneye gittiğimde hediye etti. Çok da teşekkür ederim. Henüz okuyamadım ama okuyacağım. Güzeldir diyorum. Bu kadar afilli bir isimden kötü bir kitap olacağını düşünmüyorum. Güzel de. Çok teşekkür ederim. Bursa'da da hiç yalnız bırakmaz beni. Her iki kere gittim ikisinde de oradaydı üçüncüye bir daha giderim diye düşün bakayım üçüncü de orada olacak mı? Ben kendimi bu kadar tahammül etmiyorken ikinciye üst üste üçüncüye falan sahneye gelenlere gerçekten çok teşekkür ederim. Takdire şayan bir hareket. İnanılır gibi değil. Arkadaşlar bana neden Instagram'dan saçma sapan şeyler yazıyorsun? Cenk Tosun'u paylaşmışım ya. Kendi kişisel hesabımda bak kendi kişisel hesabımda ben senin Tosun'un olayım diyemezsiniz bana ya. Benim Tosun'a ihtiyacım mı var sence? Tokatla beni Kübra diyenler var. Arkadaşlar ben sizi neden tokatlıyorum? Niye? Neden? Hani birini tokatlayacaksam o sen niye olasın yani bir de bir de böyle bir şey var. Kendi kendine kendini seçtirmeye çalışıyorsun. Bir tanesi var mesela inatla istek kutusuna düşüyor ve kabul etmen lazım ya görmesi için de onun. Allah'tan öyle bir durum var. Çoğuna bakıyorum sadece çünkü. Önce kölem olmak istemiş. Sonra kendi içerisinde bir çatışmaya düşmüş. Tamam kuklan olayım demiş. Tamam ne istiyorsun onu yaparım demiş. Sonrasında bağlaman yeterli demiş. Kendince bir sistem kurmuş orada. Değiştire değiştire. Farklı farklı şeyler yaratıyor. Gerçekten manyaklık. Allah akıl fikir versin diyorum. Cinsel hayatlarında bir problem olur. Cinsel organlarıyla ilgili bir sorun olur. Bana yazar. Arkadaşlar ben ürolog değilim. Bana ne? Neyiniz varsa tedavi olun. Yok benimki çok iyi kalkıyor. Tamam abi kalksın ne yapalım yani. <laughs> ben görmek istemiyorum ya da kalkmasın. Beni ilgilendiren bir durum değil. Değil hani ben ne yapabilirim? <laughs> Ay bu arada Instagram'dan bana sürekli işte nasıl etkileyeceğiz seni? Seni nasıl etkileyebiliriz gibi sorular geliyor. Bir dinleyicimiz de şey demiş. Seninle buluşmaya gelirken nasıl etkileyebilirim diye valla beni çok basit etkilemez. Muhteşem bir erkek kokusuyla özellikle tıraş sonrası erkek kokan bir erkeği etkilenmemek elde değil. Resmen gizli silah gibi ya. E gizli silah deyince de Arkomen. Baş döndürücü bir kokusu var. Oha çok güzel kokuyor. Aa, baş döndürücü. Çok etkileyici. Ama bunları buradan alın. Ben yoldan çıkabilirim çünkü. Alın bunu burada normal değil. Erkek istiyor canım çünkü. Farklı bir noktaya götürür olayı. Gündemimizden bahsedelim mi biraz? Geçen hafta değil birkaç hafta öncesinde Batu şu Şuay'dan bahsetmiştim ama ben bu hafta Cenk Tosun'a girmez miyim? girer. Şimdi Cenk Tosu arkadaşlar <laughs> olabilir böyle şeyler. Futbolda o ondan alır öteki ondan alır. Diğer diğerinden gider falan filan. Bak şu aya saydırdığım gibi Cenk Tosun'u tabii ki de saydırmayacağım. Çünkü ikisi yapan başka olaylar. Çünkü ben orada yani herkes spor yorumcusu olabiliyorsa ben de spor yorumculuğu yapıyorum şu anda. Kime ne? Niye yapmayayım? İstersem yaparım. Bugün böyle uyandım çünkü güne. Spor yorumculuğu yapmak için uyandım. Böyle bir misyon edindim bugün de. Şimdi Cenk Tosun konusunda Cenk Tosun'un Beşiktaş'a karşı bir hayal kırıklığı ve kırgınlığı olduğunu düşün düşünüyorum ben. İki gün sonra beni spor programlarında görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Çünkü şimdi düşünsenize bir yerde çalışıyorsunuz. Şu, burayı yoruyorum size. Bir yerde çalışıyorsunuz. Yıllardır emek vermişsiniz. O şirkete çok büyük işte yatırımlar yapmalarına yardımcı olmuşsunuz. Bir sürü şeyiniz olmuş. Ama işten birilerine çıkartmak gerektiğinde size diyorlar ki seni işten çıkartıyoruz. Bir hayal kırıklığıdır. Değil mi? Çok fazla emek verdiğinde ilk gözden çıkarılan senin olman senin için bir hayal kırıklığıdır. Cenk Tosun için de bu şekilde gerçekleşti olaylar. Beşiktaş yönetimi maalesef ki sözleşmesi biter bitmez adama hiçbir teklifte bulunmadı. Ulan nezaketen yalandan da olsa bir teklif et yani adam anladın mı? Biz Batuşay'a bile gitmesini hani elimizdeki para bu ve biz bu kadar teklif ediyoruz Batuşay'a üstüne çıkamayız dediğimizde Galatasaray daha fazlasını verdiği için Galatasaray'a gitti. E ama ben istesen veremez miydim sence fazlasını? Verebilirdim ama nezaketen ben fazladan bir, bir miktar cebimden para teklifinde bulundum. Cenk Tosun'a da aynısını yapabilirdiniz. Yapmadınız ve ister istemez kı kırıklık, hayal kırıklığı, kırgınlıklar oldu. E sen bu teklifi yapmazsan adamla Fenerbahçe gibi bir camia ki zaten Fenerbahçe camiasının taraftarı da çok seviyor Cenk Tosun'u. Fenerbahçe Beşiktaş maçında da taraftar arkışladı bilmem ne yaptı. Hatırlayın. Orada o yüzden çok fazla Cenk Tosun'u yüklenmenin çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Şimdi çok özür dilerim de siz de Ciro'yu aldınız. E adamı Cenk Tosun'dan bir yaş büyük. 34 yaşında. Hani gençlerle devam edecektiniz siz. 32 yaşında biri konuşuyor da yani ben gencim tamam okey 34 yaş genç de Futbol için yaşlı bir yaş yani 34 yani. yani gol kralı bilmem ne cart, cart diye aldınız da göreceğiz. Bakalım ne oluyor. O yüzden Cenk mu biz Tosun Paşa'mızla çok güzel bir sezon. Bu sezon var ya o kadar çok eğleneceğiz ki bence. Hangi takımlısınız siz? tutmuyoruz. Boşver sen de... Tutmuyor musun gibi sayıyorum. <laughs> benim için yok öyle bir şey. <laughs> şaka şaka. Severiz. Severiz. Yani bu transfer dönemindeki kapışmalar vesaireler... Hoşuma gidiyor benim ama... Cenk Tosun'a bir bırakın. Yok adam kalbinin üzerine Fenerbahçe'yi teklemiş bilmem ne de... Adam yani bir yerde seni kabul ettiyse... Birinin seni sevdiğini görüyorsan... Ve birinin seni çok fazla istediğini görüyorsan... Ona bazen kayıtsız kalamazsın. Gidersin bir de orayı tatmak istersin. Evet tabii ki ikileme düşer vesaire bir şeyler olur. Beşiktaş'ın çocuğu olarak nitelendiriliyordu ama adama kalkıp da hakaret boyutunu pembe tezkere yok bilmem ne falan filan demeniz de çok hoş bir durum değil. O yüzden de yazık ediyorsunuz yani. O kadar emek vermiş bir adama bu kadar hakaretler işte kıyametlerin kopartılması falan çok mantıklı gelmiyor bana. Ayağınızı denk alın. Tosun paşamıza laf etmeyin. Biz çok güzel bir kadro kurduk. Çok da güzel ilerliyoruz. Yani şampiyon oluruz temennisinde asla bulunmuyorum. Ne olacağını bilmem ama çok kaliteli bir sezon bizi bekliyor. Çok güzel olacak derken Icardi ve Van'dan araya dokunmayacağımı konuşmayacağımı düşündüyseniz çok yanıldınız. Çünkü antrenmanları izlediniz mi bilmiyorum. Ama Icardi ik böyle bir zayıflamış, camiaya sorsan fit olmuş falan diyorlar da. Vandanara adamın ilini ipliğini sömürmüş. Adamı bitirmiş. Adam aldatıldı haberleri çıktı, terk edildi olayları yaşadı bilmem neden. Adam artık stresten erimiş, bitmiş, adama fit damgası yapıyor. Adam bitmiş, bitmiş. Adam acıdan, kederden kendini derbeder etmiş. En son antrenman da çökmüş yere elinde telefonla cırt cırt yazışıyorlar. O gün de takipleşmeye başladılar zaten Instagram'da. Olacak iş mi? Yürümeyecek bir ilişkiydi zaten yani neden bu zorlama? Niye bu mutsuzluk? Ne gereği var? Bak Simge sinyal çakıyor. Ya ben buradayım her sahnede de aşkın olayım aşkın olayım. Ol ablacım tamam okey bizim için problem yok. Ama olacaksanız olun artık <laughs> yani olun olacaksanız. Camiada böyle bir mantıla zaten. zaten düşünsene İkardis'in sürekli kafanda şu soru var. Ulan bugün neresini açacak acaba? Bugün neresini gösterecek de ben bunun hangisiyle stresimi yönetmem lazım? Maça çıksa evde ne yapıyor acaba? Yine hangi videolarla karşıma çıkacak acaba? Yeni bir kafasında soru işareti olabilir. O yüzden ben Icardi'ye düzülüyorum ama sonu hiç iyi görmüyorum. Yorumculuksa yorumculuk. Ben Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağını düşünüyorum bu arada. İster inanın ister inanın. benim de bu yorumluyu sonuçta görüyorum herkes spor yorumculuğu yapıyor başarılı olan futbolcu da yapıyor başarılı olan futbolcu yapsın bu arada ben şunu okeyim futbolda kendisini bir kanıtlamış başarı elde etmiş işte çok iyi yerlere gelmiş şampiyonluklar bilmemlerine kazanmış olan insanların yorumculuk yapmasına okeyim ama senin futbolda bir başarın yok sadece futbol oynamışsın o kadar bak oynamışsın sadece Ve oturuyorsun ondan sonra yorumculuk okey tamam yap sen yapıyorsa ben de yaparım Cenk Tosun'a çok gereksiz bir transfer. Al. Nereye gereksiz bir transfer? Mis gibi de transfer oldu. Tutturduğunuz skorlar bile tutmuyor yani. Hiç gerek yok. Peki Sergen Yalçın'a Tutsa da konuşuyor, tutmasa da konuşuyor. Hiçbir teorisi, hiçbir öngörüsü tutmuyor. O ayrı ama Sergen Yalçın o. O konuşur, o konuşsun. Ama bazıları konuşmasın. İsmini vermek istemiyorum şu anda. Konuşmasın. Biz yine kızlar arkada kaynattık birazcık. Biraz işte eşcinsellerden falan bahsettik. Geylerden, lezbiyenlerden hangisinin ilişkileri daha uzun sürüyor, hangisinin kısa sürüyor vesaire falan filan derken ben daha önce bir bölüm çekmiştik. Yayınlanmayan bir bölüm. Orada da bahsetmiştim. Burada bahsedeyim hazır. Yayınlanmayan bölüm de bahsettiğim konuyu. Bence daha doğrusu bence diye bunu daha önce birkaç arkadaşımla da konuştuk. Geylere göre lezbiyenden ilişki süreleri daha uzun. Daha uzun soluklu ilişkileri oluyor. Yani orada yine galiba bir erkek kadın ayrımına giriyoruz duygusal konuda da. İşte kadın kadına oyuncu daha birbirlerini iyi anlayabiliyorlar. Daha birbirlerine destek olabiliyorlar. O tarafta daha uzun soluklu. Ne istediklerini bilen ne istemediklerini de çok iyi bilen bir ikili bir araya gelmiş olduğu için o yüzden oranın uzun soluklu olması zaten şaşırılacak bir konu değil. Öteki tarafta da gaylerde de evet uzun soluklu giden istisnalar kaydeyi bozmaz ama ilişkiler var. Ama maalesef ki geneli takılmalık, görüşmelik birazcık vakit geçirmelik. E, maksimum 1-2 ay sürüyor. Ondan sonra bitiyor. Bir de bundan sonrasında da ben mesela ilişkinde ya da evliliğinde ya da ileride bir hayatına bir adam girdiğinde dediler. Ne olsa hani senin zoruna gitmez. Valla ben bir erkek için tercih edildiğimde bu benim çok zoruma gitmez. Çünkü bende olmayan bir şeye gitmiştir o artık. O benim çok zoruma gitmez. Ama kadına gittiğinde biz kadınlarda şey var ya yani onun boyu uzun galiba o yüzden tercih etti. Ne kadar özgüvenli olursa olsun bir kadın ister istemez bu kıyaslamaya giriyor. Diğer kadınla kendi arasında. Öyle olunca da psikolojik olarak daha çok çöküntüye uğruyor daha çok sinir stres sahibi oluyor sürekli gruptan arkadaşlarını gönderiyor baksana bunu paylaşmış bu mu daha iyi ben mi bir bak bakayım vesaire diye. Olabildiğince stoklamamaya çalışsa da stoklamaya devam ediyor. Kendi hesabından arkadaşlarınkinden artık tanıdığı yoldan geçen adama diyor ki iki dakika bir instagram verir misiniz bir bakayım. Buna gidiyorlar. O yüzden yüzden kadından ziyade bir erkek için terk edilmek çok da koymaz bana, çok da içime oturmaz. Çünkü artık yaptığım seks yanıma kalır, cebime gelmiştir artık derim ki oh bu zamana kadar seviştiğimiz iyi adam da iyi sevişiyordu derim. Onu üzülürüm, derim ki kaybetmeseydik iyiydi, <laughs> olsun gitti ama yapacak bir şeyimiz yok diye. Orada böyle bir şeyim var, netim yani kadındansa erkek okeydir yani benim için orada kıyaslayabileceğim bir şey yok artık. İstanbul kartta öğrenci bir akbirlerine yaş sınırlaması geldi. <laughs> 30 yaş sınırı geldi. Öyle artık açık öğretimden okuyayım da öğrenci akbili alayım da 200 küsür TL yatırayım da öğrenci akbilinden de faydalanayım demek yok. 45 yaşına gelmiş hala açık öğretimde okuyor okuyup da öğrenci akbili kullanan insanlar var. Ha bunun farklı bir versiyonu da askere gitmek istemeyen erkeklerin master yapması gibi bir şey. Okumaya gram hevesi yoktur ama askere gitmemek için yüksek lisansı yapar, masterı yapar. Niye? Mecbur çünkü askere gitmek istemiyor. Şu anda bedelli de 217 bin lira oldu. Tekrar zam geldi. 217 bin 871 TL. Niye ödeyesin bu parayı? Ben bunu geçen yayınlardan birinde söyledim. Askerlikten soğutma diye bir cezai madde varmış. TCK 318. madde. 2 yıl yatarı varmış. Niye bana bunları söylemiyorsunuz? <laughs> ben askerlikten soğutmadım. Önce bunu bir söyleyeyim. Ben şunu söyledim. O gün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Ben o parayı yatırım. Bir ay askerliğe mi? o para cebimde kalır. 6 ay giderim askerliğimi yaparım mis gibi de keyfime bakarım. Bunu söyledim. Askere gitmeyin demiyorum. Gidin. Ucunda çünkü 2 yıl yatarım var. <laughs> Gerek yok böyle şeylere. Askerlikten soğutmak gibi bir düşüncem de yok. Ha bakacak insanımız var içeride. İç çamaşırı iç çamaşırı getirirler. Bana gelecek iç çamaşır da belli. Normal beyaz don gelmez bana. Evet. Normal beyaz don getirecek bir insan evladı tanımıyorum. Sağ olsun dinleyicilerim bana bakar ama kim bilir nasıl bakacak yani hani. O da bir meçhul. O yüzden kimseyi askerlikten soğutmadım. Soğutmayı da düşünmüyorum. Soğutmak gibi bir niyetim de yok. TCK 318. madde benim için geçerli değil. Çünkü gidin bak 318.771 TL olmuş. Yazık günah değil mi ya? Kız bir motor alırsın kendine be ikinci el. Vallahi bak. Bak birinci elde alabiliyormuşsun. Alırsın yani. Olacak iş değil. Arkadaşlar delirtmeyin. Yazık günah. Bu ne ya? Şiir attıracaklar beni ya zorla. Abi bir 6 ay yani bir de yani sanki ne yapıyorsun? E bir buçuk ay zaten askerlik yapıyorsun. Bir de yemin töreni, mönüm töreni derken gitti 2 ay zaten. E kaldı ne oldu? 4 ay. E 4 ayı da bir zahmet ya. Ne olur. Yapıverin bir kafanızı dinlersiniz. Ben vallahi bak bize kadınlara çıkarsalar gideceğim. Gerçekten bir kafamı dinlerim en azından ya. Ama onlar bir şey şimdi. Orada zorluk yok artık. Zaten savaş falan diyor. Ki, oranın psikolojisi kırdı. Oradan gelememem. Bu psikoloji kötü de şimdi Türk toplumu ataerkil bir toplum. Tabi erkekler bu baskının ne olduğunu bilmediği için şimdi şu anda olmayabilir de zamanında kızlar da hemen hemen askeri sistem şeklinde yetiştikleri için evden çıkmak yok. Belli bir saat çıkabiliyorsun. Aileden izinsiz haber almadan bir yere gidemiyorsun falanlar filanlar. Biz zaten böyle yetiştik büyüdük. Bizim için garip edecek bir durum yok. 6 ay bizim için ne ki? Yıllarca böyle yaşayan insanlar var arkadaşlar. Deli misiniz? 6 ay nedir? Gidelim kafamı dinlerim en azından diyorum. Hem için rahattır diyorum. Olacak iş değil ya. 6 ay 6 ay hayatın. Sanki böyle bunları dersin ki taş taşıtıyorlar orada. Ne biliyor musun zorlarına gider. İlkokul mezunu komutanı bunlara emir vermesi. En zorlarına gider. Bak ya görüyor musun sen 6 ay alacakmış emiri neymiş ilkokul mezunu komutandan emir oluyorum. E zaten yıllardır demiyorlar mı? Zaten mantığın bittiği yer diye. Çok mu bir şey bekleyerek acaba gidiyorlar oraya? Hani belki tamam yemek seçebilirsin biraz. Bir yemek seçme olayına girebilirsin diye düşünüyorum. Dışarıdan ya, ya git hafta sonu. 3-5 arkadaşı ayart. Ne ki hadi gidelim dışarı de bu hafta sonu dışarı da dışarıda yemek yiyelim de. Vermiyorlar mı? Sokmasın ya. Aşkım bunlar oraya içeri telefon sokabiliyorlar ya. Telefonu sokan Nimi Nimet'i de sokar diye düşünüyorum. Nimet'i <laughs> de sokar diye Kimse kusura bakmasın yani. Şimdi geçenlerde Twitter'da şöyle bir haber gördüm. Haber de değil de şimdi okuyarak an söyleyeceğim bunu. Çünkü böyle bir bilgi benim beynimin içerisinde bir yerde yer etsin istemiyorum. Bunu okuyacağım. Siz de dinleyin ve atın çöpe. böyle beyniniz dolmasın böyle. Bu çok salakça, bu aptalca, dangalakça bir şey çünkü. Bir tane kendisine hoca diyen bir adam şöyle bir vaaz veriyor. Buna da vaaza denmez de kendi kendine konuşmuş. Kadınların neden regli olduğunu açıklamış. Açıklama şu. Dediğim gibi dinleyin ve atın beyninizden. Hava annemiz ağaçtan o meyveyi aldığı için Allah ona demiş ki. Hoş bir hal ediyorlarmış kendi aralarında Allah'la Hava Hanım. Ağacı kanattın bu kan hep sende kalacak, hep göreceksin, doğumun çok zor olacak demiş. Birincisi hep kanamıyoruz. Ayda bir kere 3 ile 7 gün arası biraz jinekologla muhatap halinde olsan hani Havva ile Allah bir konuşmuşlar falan ya yani sen de mi hocam acaba? Hoca demeye de utanıyorum ama işte hoca demişler sana. Acaba bir gitsen jinekologla konuşsan hocam bir regli var ama hani biz böyle anlatmak istiyoruz. Sizce nasıldır falan. Ki birkaç bölüm öncesinde ben anlattım bunu nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Jinekologlar ağlıyor dışarı bu hoca bunu nasıl anladı diye. Hayatımda bu kadar dangalakça bir açıklama görmedim. Yok. Neymiş efendim? Ağaçtan meyveyi almış diye. Ağaçtan meyveyi koparınca hiçbir ağaç kanamıyor bu arada. Bilimsel olmasına gerek yok. Kopardık, deneyimledik, gördük. Kanamıyor. Ha, o ağaç kanadıysa o da o ağacın problemi. <laughs> çok özür dilerim. Yani kanayası varmış o gün demek ki o ağacın. O yüzden böyle daha saçma sapan. Çoluk çocuk da giriyor şimdi Twitter'a. O yüzden çok da böyle bir kabul edebileceğim aman ya bak da geç olayı da değil ya benim için. Ama bir, bir, sinirlendim bu olaya mesela. Sinirlendiğim bir olaylardan bir tanesi daha. Geçen hafta sonu, birkaç hafta sonu öncesinde daha doğrusu bir olay yaşadım. Onun üzerinden bahsedeyim. Arkadaşlar böyle bir anne baba olanlar genelde ya da çocuk yetiştiren insanlarda şöyle bir durum var. Evet çocuklarınızı çok güzel okullara gönderiyorsunuz. Çok güzel yetiştirsinler istiyorsunuz. Ama önce eğitimin evde başladığı konusunda mı bilgi sahibi değiliz acaba biz diye düşünüyorum ben. Çünkü şimdi bir çocuğun şiddet yanlısı ve hayvan sevgisi olmadan büyümesi bence kötü. Çok da kabul edilebilir bir şey değil. Değil yani. Benim en hassas olduğum şey hayvan sevgisidir. Bir hayvana zarar verildiğini gördüğümde cinnet eşiğine geliyorum. Gözüm dönüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok kabul edilebilir bir şey değil. Çocuklarınızı yetiştirir bir şeye vurduklarında ona alkış tutarsanız vurduğu şey tepki verdiğinde de tepki vermemeniz gerekiyor. Şimdi kedinin ya da köpeğin ya da herhangi bir hayvanın burnuna çubuk soktuğunuzda ya da ona sopayla vurduğunuzda ya da hayvanı sıkıştırıp kolunu bacağını kulağını bilmem çekiştirdiğinizde o hayvanın sizi tırmalama ya da ısırmama ihtimali yok. Çünkü hayvanı zorluyorsun. Ya, ya da şöyle düşün eskaza. Şöyle bir örnek vereyim. Yoldan geçerken birine durup dururken tokat at. Neler olabileceğini düşün sadece. İnsandan bahsediyorum. Bu kadar çaresiz olan hayvanlara niye biz bu zulmü yapıyoruz ben inanamıyorum. Çünkü geçen hafta yaşadığım şey benim çok kabul edilebilir bir olay çerçevesinde değildi. Yani yetiştirirken çocuklarınızı hayvan sevmek zorunda değilsiniz ama sevginin karşı zıt nefret değil. Kayıtsızlık. Dokunma abi ya zarar verme. Faydan yok bari zararın da olmasın. Dokunma o hayvana. Sen dokunmazsan zaten diğerleri seviyor, öpüyor, bir mamasını veriyor, bir şeyini yapıyor. Sen sevmiyorsun diye çocuğunu da hayvan düşmanı ya da hayvan sevgisiyle büyütme şeyinde değilsin. Sevmesin o da sevmesin ama hayvana zarar verme konusunda da nerede durması gerektiğini bilsin. Zarar verdiğinde o hayvan o çocuğa bir zarar verdi. Sen de kalkıp o hayvana çocuğa zarar verdi diye dövme kalkma mesela. Kalkma mesela yani hayvan ya adı üstünde. Sen şimdi ona zarar verirsen senin hayvandan ne farkın kalacak? Bir farkın kalacak sen ondan daha aciz bir yaratık olacaksın. Yaratık diyorum bak canlı da değil bir yaratık olacaksın. Çok hoş değil artık böyle bir evde bunları anlatacaksın. Çünkü okula gittiğinde de bu çocuk bu sefer saldırgan hırçın yanındaki sınıf arkadaşını döven öğretmene cevap veren tepkiler veren bağıran çağıran birine dönüşecek. Öğretmen bunu nasıl dizginleyecek peki? O yüzden okuldaki eğitim ayrı, evdeki eğitim ayrı. Çocuğunuza vereceğiniz eğitimler bütün toplumu etkiliyor. Yani hep söylüyorlar ya senin cahilliğin benim hayatımı etkiliyor diye senin hayvan sevgisizliğin ya da senin hayvan düşmanlığın benim sinirlerimi hoplatıyor. Seni orada dövsen mesela ya da sana bir tepki versen benim daha çok içim rahatlar. Hiç de acımam, hiç de üzülmem. Çünkü çaresiz birine vurmaktan bahsediyorum. O yüzden çok kabul edilebilir bir şey değil. Biraz ciddi bir konuya girdim. O yüzden çok hoş bir durum değil benim için. Hayvana yani hayvana o noktada o şeyi yapanın başına bin türlü şey gelsin istiyorum ya. Hani büyük bir bedduası bu. Yani o çaresiz hayvana bir şey yaptığında en beteri ve bin bir türlü senin başına gelsin çok net öterisi verisi yok yani hayvan ya hayvan yani ne ne yapabilir ki saldırgan olanlardan bahsetmiyorum onlar artık o da insanlar tarafından kudurtulmuş artık insanlar tarafından çığırdan çıkarılmış bir hayvan oluyor çok kabul edilebilir bizim bahçemizde köpeğimiz vardı mesela hayvanı kudurtmak için en son biber gazı sıkmışlardı hayvana yani hayvanın normal olmasını bekleyebiliyor musun sen bekleyemezsin mümkün değil o yüzden hayvanları da birazcık. Sevmiyorsanız da uzak durun. Dokunmayın onlara. Bırakın biz zaten yeteri kadar sevgi veriyoruz, mamalarını veriyoruz, ilgileniyoruz onlarla. Olabildiğince hassas davranıyoruz falan filan. Uzak. Ha bizden de uzak durun bu arada. Ben görmek, duymak istemiyorum. Benim yanımda yöremde şiddet yanlısı ve hayvan sevgisi içinde beslemeyen insanın yanımda yöremde görmek istemiyorum. Sevmiyorum yani. Çok net bir çizgim vardır orada. Hayvan sevmeyen hiçbir canlıyı sevemez. Hiç gerek yok üremesine, evlenmesine falan da gerek. Hayvan sevmiyorsan genelde bir canlı da sevemez. Bu haftalık benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Ben gittim. Bay bay. Deliriyor muyuz?